Sevgili dostlar merhaba, ben Şebnem Ekşi. Kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir sağlıkla ilgili önemli sınavlardan geçiyor. Dünya, Avrupa, Uzak Doğu'da Çin'de başladı bu furya ve bütün dünyaya hızlı bir biçimde yayıldı. İsmine de korona deniyor. Özel bir salgın. Bununla ilgili hem gökyüzünün bize anlattıklarını hem bu salgın furyasının, bu salgın enerjisinin hayatımızda önümüzdeki süreçlerde neyi nasıl etkileyeceğini, bunun hangi dinamikler nedeniyle, gökyüzündeki hangi dinamikler nedeniyle tetiklendiğini işte size bu videoda bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir araştırma yaptım ve hakikaten tarih tekerrürden ibaret. Dünya belli dönemlerde belli aralıklar içerisinde her zaman bu salgınlarla, çeşitli sağlık problemleriyle, salgın bir biçimde yayılan bu sağlık problemleriyle uğraşmak zorunda kalmış. Geriye doğru baktığımızda milattan öncesine kadar inebiliyoruz bununla ilgili ama öncelikle size bu döngülerden, bu toparlayacağım şeyi anlatabilmek için biraz bu döngülerden bahsedeceğim. Bulaşabildiğim en hani yoğun, en korkunç ve çok büyük hasara neden olan salgın 1346 ile özellikle 1353 arasında 14. yüzyılda, yani bütün Avrupa'nın üçte birini kaybetmesine neden olan kara veba diye bilinen, Avrupa'da hala izleri konuşulan, hala anlatılan çok ağır bir salgın var. Veba salgını. Bu dünya tarihinin önemli salgınlarından bir tanesi. Mesela salgın tarihinde bir bundan bahsedebiliriz. 1520 ile 1576 arasında 15 milyona yakın insanın ölmesine neden olan Salmonella bakterisinden çıktığı bugün anlaşılan ve İspanya ve Meksika kökenli o bölgeden yayılan bir başka salgınla karşılaşıyoruz. Yaklaşık 2-300 yıl sonra yeniden dünya kara vebadan sonra çok ağır bir salgın furyasıyla karşılaşmış. Arkasından mesela 1852-1860'da yine bir 300 yıl kadar sonra Hindistan menşeli bir kolera salgını var. Yine milyonlarca insanın ölmesine neden olmuş. 1855-1859 arasında bu arada Çin'den yayılan, Hindistan ve Çin menşeli olan 3. büyük kara veba salgını gerçekleşmiş. 12 milyon kişinin öldüğü tahmin ediliyor yine bu salgın sırasında. Savaş sırasında, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1914 ile 1918'de arasında, özellikle 1915 yılında çok ağır bir tifüs salgınıyla Avrupa uğraşmaktaymış. 3 milyon kişinin öldüğü tahmin ediliyor bu salgın sırasında. Ve bu şekilde liste uzuyor ama yine önemli salgınlardan bir tanesi 1918 ile 1919 arasında, savaşın hemen sonrasında, Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminin hemen sonrasında İspanyol gribi olarak bilinen 50 milyon kişinin hayatına mal olan tarihin en büyük salgınlarından, kara vebadan sonra tarihin en büyük salgınlarından biri sayılan, yine çok önemli Avrupa'yı da etkisine alan büyük bir salgınla dünya uğraşmak zorunda kalmış. 1957'de 4 milyon kişi ölmüş Çin'de. Satürn Pluto karesi sırasında ördekten gelmiş yine, hayvanlardan insana geçmiş. Ve 1980 yılıyla birlikte de ilk vakaların başlamasıyla beraber de HIV ve AIDS salgını var. Burada da biraz daha uzun, yaygın bir sürece yayılmasıyla birlikte çok ciddi bir kayıp olduğu düşünülüyor. Şimdi tüm bunların, bu tarihleri size niye verdim? Birincisi, bunlar zaman zaman belli döngüler içerisinde gerçekleşen etkiler arasında. Diğer taraftan tüm bu tarihlerin arkasında gökyüzüne baktığımda size verdiğim bu çok önemli, çok ciddi kayıpların, 10 milyonların, 15 milyonların, ki o dönemin nüfusuyla, dünya nüfusuyla bir hayal etmeye çalışın. Bütün bu salgınların arkasında Satürn, Pluto ya kavuşumu, ya karesi, ya karşıtlığı var. Bu hiç şaşmayan kurallardan bir tanesi. Demek ki gökyüzünde Satürn ve Pluto bir araya geldiği zaman biz de bundan şunu anlıyoruz ki dünyada döngülerde, gerek sağlık sisteminde, gerek parasal piyasalarda, gerek sanayileşmede çok önemli bir döngü oluyor. Ama Pluto ölümlerle tamamen bir yıkımla bağlantılı olduğu için ve Satürn'ü yeniden inşa ile bağlantılı olduğu için bu yıkımlarla gelen yeniden bir yapılanmanın işaretleri bize geliyor ve genellikle bu bahsettiğim, size anlattığım sağlık sistemlerinden, sağlık problemlerinden, salgınlardan, büyük kayıplardan sonra
dünyada sağlıkla ilgili ekonomik politikalarda çok önemli dönüşler olmuş. Tabii mesela Birinci Dünya Savaşı sırasında aslında savaşın arkasında önemli salgınlar da yaşamış insanoğlu. Bir taraftan savaşın getirdiği yönetimlerle ilgili büyük dönüşüm. Biz savaştan sonra mesela tam o Satürn-Plüto kavuşumuyla beraber, çünkü savaş sırasında yani 1914 ile 1918 arasındaki o savaş döneminde hem bir taraftan savaş varmış, dünyasında orada çok zor bir döngüden geçmiş, bir taraftan da Osmanlı İmparatorluğu dahil birçok devlet kendi sisteminde dönüşümlere, değişikliklere gitmek zorunda kalmış. İşte tam da Satürn ve Plüton'un bize anlatmaya çalıştığı gibi. Sonuç olarak bunların hepsinin arkasında önemli dönüşümler var. Satürn-Plüto sadece ölümlere, büyük felaketlere, Satürn-Plüto kavuşumları özellikle büyük felaketlere yol açmıyor. Büyük bir yıkımla gelen, arkasından gelen büyük bir çıkışı gösteriyor. Önemli bir dönüşümü, yeniden yapılanmayı gösteriyor. 1948'de en son, şu anda Satürn-Plüto Vedik astrolojisine göre ve gerçek gökyüzü değerlerine göre arkadaşlar, burası çok önemli, gerçek gökyüzünün değerlerine göre. Çünkü NASA'nın da onayladığı şekilde gerçek gökyüzü değerlerine göre Satürn Kova'ya geçmedi. Satürn Oğlak'ta bulunuyor. Buna göre de Vedik astrolojisine ve sidereal zodyak dediğimiz yıldızlı zodyağa göre şu anda Satürn Oğlak burcunda Plüto'yla kavuşuma geçti. Tam kavuşuma geçtiği sırada, yani Plüto Oğlak'a geçer geçmez Satürn'le ilk temasını yapar yapmaz biz bu şu anki yaşadığımız virüs salgını ile ilgili bir şeylerin farkına aymaya başladık. İtalya'da işler karıştı. Çin'de önce başladı tam bu süreç içerisinde ve birdenbire İtalya'da mesele, Avrupa'da daha doğrusu, derinleşmeye başladı. Bunun bir benzeri tam karşısında, çünkü bu karşıtlarla, karelerle, gökyüzü kavuşumlarla tekrar döngülerin değişmesiyle bize benzer şeyleri göstererek, aynı olmamakla birlikte gökyüzünün bize verdiği işaretlerle aslında özellikle toplumsal gezegenler açısından önemli şeylere işaret eder. Şimdi 1948 yılında Vedik astrolojisine göre Satürn ve Plüto Yengeç burcunda tekrar kavuşumdalarmış. 1948 yılı dünya için baktığımda önemli yıllardan bir tanesi her şeyden önce. Birçok ülke bağımsızlığını ilan etmiş her şeyden önce. Bakalım kimler? İrlanda, Hindistan, özellikle İngiliz sömürgesine karşı dünyada birçok ülke kendi bağımsızlığını, kendi özgür iradesini ortaya koyup bağımsızlığını ilan etmiş. İrlanda başta olmak üzere İngiltere'ye karşı bağımsızlığını ilan etmiş. Hindistan, gene İngiltere'ye karşı. Kuzey Kore, Kamboçya, Burma İngiltere'ye karşı bağımsızlığını ilan etmiş. Ben artık sömürge değilim demiş. Filistin, İngiltere'nin kontrol altından çıkmış. İsrail devleti kurulmuş. Bunların hepsi 1948 yılı içerisinde oluyor. Ne var o sırada? Satürn ve Plüto Yengeç'te kavuşuyor. Yani milliyetçilik duygularını yeniden dönüştürüyor, yeniden yapılandırıyor. Bağımsızlıkların fitillerini ateşlemiş oluyor. Bu süreç içerisinde bundan önce şöyle bir tekrar salgınlar açısından, sağlık açısından da baktığımızda şöyle bir tararsak, 1351 yılında dünyanın 1351 ile 1352 yılında özellikle arasında Satürn, Plüto ve Uranüs Koç'ta kavuşumdayken dünyanın en büyük salgınlarından kara veba en dip noktasına ulaşmış. En büyük ölümlerin olduğu, hani o filmlerde falan gördüğünüz sokaklarda bir sürü insanın artık üst üste yığılı halde olduğu dönem 1351 ile 1352 yılları arasında, o 2-3 yıllık dönemde, uzun bir süre 7-8 yıl salgın devam ediyor ama bu aralıkta daha yoğun. İşte orada yine Plüto, Satürn ve Uranüs üstelik de Koç'ta bir kavuşum yapıyorlar. Yine 1853 ile 1860 arasında kolera veba salgınları tekrar aktif oluyor. Yine Satürn Plüto kavuşumunda bu sefer yine Uranüs devrede. Yani özellikle salgınlarla ilgili büyük bir olay, büyük bir sıkıntı gerçekleştiğinde, sağlık ve salgınlarla ilgili kontrol edilmesi zor bir problem gerçekleştiğinde arkasında mutlaka Satürn ve Plüto kavuşumu, karşıtlığı vesaire, özellikle kavuşum oluyor. Eğer Uranüs de burada bir şekilde bu kontakta devredeyse bu iş büyüyebiliyor. Bu iş farklı bir şeye, farklı bir dönüşme, hızlı bir biçimde yayılmasıyla ve devam etmesiyle ilgili etkileşimlere neden olabiliyor.
Bunu da örnekleri çok arttırabiliriz. Mesela 1915 yılında gene ikizlerde Satürn-Plüto kavuşumu sırasında 3 milyon kişi tifus salgınından ölmüş. Yine Rusya, Avrupa ve Asya'yı etkisi altına almış. Şimdi burada mesela dikkatimi çeken o dönemdeki salgınlarda şimdi mesela hep Çin suçlanıyor ama o zaman da Hindistan değil de İspanya pardon İspanya ve Meksika üzerindenmiş. Çünkü İspanyollar dünyayı çok gezen insanlarmış. Bir sürü keşifte bulunmuşlar. İşte bir sürü yere girip çıkıyorlarmış dünyada. İpek yolu aktifmiş. Çin, Hindistan ve o bölge üzerinden. Dolayısıyla da sürekli bu kontaklarla bağlantılı yayılmalar o dönemde de kendi dinamikleri içerisinde devam etmiş. Son olarak Satürn-Plüto kavuşumu ile ilgili önemli noktalardan bir tanesi de dünyayı uzun bir süre etkisi altında alan, çaresi bulunana kadar, aşısı çıkana kadar biraz daha kontrol altına, aslında tam çaresi de bulunmadı ama kontrol altına alınana kadar çok fazla vakayla bizi uğraştıran, dünyayı uğraştıran HIV yani AIDS vakaları var. Bunlar da 1980 ve 81 döneminde ilk işaretlerini veriyor. İlk vakalar Los Angeles'ta, hatta yanlış hatırlamıyorsam Amerika, Hollywood'da, Los Angeles'ta ilk vaka tespit ediliyor. Bu da yine Satürn-Plüto, Başak'taki Satürn-Plüto kavuşumuyla gerçekleşiyor. Ne zaman bunlar bir araya gelseler bize büyük bir dönüşümü, sağlık da dahil olmak üzere, sağlıkla da ilgili büyük bir dönüşümü gösteriyorlar. Bunun arkasında bu işin maddi tarafı, manevi tarafta da özellikle tespit ettiğim şeyler var. Biraz onlardan da biraz sonra bahsedeceğim. Şimdi Satürn-Plüto 33 yılda bir kavuşuyor. Çok sık kavuşmuyor. Her ikisi de jenerasyonlarla, toplumla, genel etkileşimlerle bağlantılı. Dolayısıyla şu anda Satürn-Plüto'nun Oğlak'ta kavuşmasının aslında bireysel burçlar üzerinde Oğlaklar için şöyle bu kadar etkileyecek, işte bu tamamen sizin bireysel haritalarınızla ilgili zaten, yengeçleri şöyle etkileyecek diye bir şey söylemek çok doğru değil. Çünkü bu etkinin asıl marifeti biz temelden çok önemli majör değişimlerin ve dönüşümlerin içerisinden geçiyoruz. 2020'yi bu kadar sıkıntılı hale getiren nokta da bunun başlangıçlarını veriyor olmasıydı. Tutulmalar zaten bunun ilk işaretlerini vermişti. 2019'un kapanış ve 2020'nin açılış tutulmaları Vedik astrolojisinde Nirit'ti enerjisiyle çok bağlantılıydı. Nirit de aynı Satürn-Plüto kavuşumunu bize anlatan bir enerjiyi açığa çıkarttı. Yıkacağım, ondan sonra tekrar inşa edeceğim şeklindedir. Nirit'in en büyük özelliği zaten budur. Ve biz şimdi aslında tüm bu sıkıntılı süreçle beraber bir dönüşümü yaşıyoruz. Özel bir dönüşümü yaşıyoruz. Yıkılan bir sistemi, ne olduğuna biraz sonra değineceğim. Yıkılan bir sistemi tekrar inşa etmek üzere gözden geçirmek zorunda kalıyoruz. Satürn, Plüton'un ya da gökyüzünün bize verdiği bu dinamikler aslında vesilesiyle tamamen. Şimdi ne dedik? 33 yılda bir gerçekleşiyor. 500 yılda bir de yaklaşık aynı burçta oluşuyor bu kavuşum, Satürn-Plüto kavuşumu. Bunlar ne zaman dünya tarihinde anlattığım gibi, size örneklerinden bahsettiğim gibi bir araya gelip bu kavuşumun içine girerlerse ölümler, yeniden yapılanmalar, çok önemli dönüşümler şüphesiz bir biçimde kaçınılmaz olmuş. Dünya tarihi boyunca biz insan ömrü kısa bir ömür olduğu için yani 70-80 yıla en fazla sığdırılmış bir ömür içinde dünya tarihinde tüm bunlar aslında sürekli bir devir daim şekilde yaşanıp deneyimlenmeye çalışılıyor. Ama burada asıl önemli olan işte bu deneyimleri doğru bir biçimde kullanmamız, bir level atladığımızın farkına varmamız ve buradan büyük pencereden, büyük boyuttan da tüm bu olanları doğru şekilde okumamız gerekiyor. Evet. Peki Vedik astrolojisine göre Satürn Plüton'un Oğlak'taki bu kavuşumu, bu teması bize neyi anlatıyor? Aslında bu kavuşum Yay'da başladı. Geçen sene 2019'da Yay burcunda Vedik astrolojisine göre Satürn ve Plüto ilk kavuşumlarını gerçekleştirdiler. Bunun bir benzerini bize ilk işaretleri de verdi. İnançlarla ilgili, turizmle ilgili, çünkü yay gezmekle de ilgilidir. Sadece inançlar, fanatizmle bağlantılı değildir yay. Aynı zamanda gezmek, dolaşmak
dünya dolaşım sistemiyle de ilgilidir. Burayla ilgili ilk işaretleri verdi ama muhtemelen biz bunları anlamadık. Ya da dünya içerisinde bu sistemleri alıştığımız bir döngüden çıkmak çok kolay olmadığı için de çok farkına varmadık. Mesela 500 yıl önce 1518-1520 yıllarında yine aynı kavuşumlar gerçekleşmiş. Dolayısıyla orada da yine bir salgın, işte bu kara veba dönemi aşağı yukarı dünyanın ve işte şeyin Salmonella galiba virüsünün çok aktif olduğu dönemler. Dolayısıyla yine bir salgınla kara vebadan sonra Salmonella virüsünün 15 milyon kişinin ölümüne neden olan bir tür İspanyol virüsünün yine aktif olduğu dönemlermiş. Şimdi bunlar uzun bir süre buradalar. Yani neredeyse 2022'nin sonu 2023'ün başına kadar Satürn ve Plüto Oğlak Burcu'nda beraber hareket edecekler. Bir ara Plüto buradan bir geri hareketle bir süreliğine ayrılacak. Ama 2021 ile birlikte 2020'nin ikinci yarısından itibaren ayrılacak yaz aylarına doğru. Yani bir iki ay daha burada, ondan sonra ayrılacak, retroya geçecek. Geri hareketle tekrar yaya geçecek. Satürn ve Plüto ayrılacak. Ama sonra 2021 ile beraber 2020'nin sonu 2021 ile beraber bunlar 2 yıl boyunca birlikte Oğlak Burcu'nda raks edecekler, birlikte hareket edecekler. Ne anlama gelecek? Oğlak neydi? Sistemlerdi. Ağır sistemler, hantal sistemler, disiplin isteyen sistemler, eski sistemler. Eskimiş, daha ağır, daha kaideli sistemleri anlatır. Oğlak sistemin burcudur. Sistemler yıkılıyor. Bunlar ikisi bir arada bize şu işareti veriyorlar. İsteseniz de istemeseniz de sistemler yıkılıyor. Nedir bu sistemler? Önce bir sürü yerde de yazmıştım da, anlatmıştım da bunu. Bir daha anlatayım. 2020 ile birlikte bu süreç başlıyor. 2020 ile bitmeyecek. 2021, 2022, 2023'ün başına kadar, Satürn buradan ayrılana kadar bu ortaklık devam ettiği sürece biz çok hızlı bir dönüşümü göreceğiz. Ama burada Uranüs'te devrede, Koç'taki Uranüs, Vedik astrolojisine ve gerçek gökyüzü değerlerine göre Uranüs şu anda Koç burcunda, Baharani takım yıldızına da geçmek üzere. Bu önemli. Buradan Satürn ve Plüto'yla çeşitli etkileşimler içerisine girecek. İşte Uranüs devreye girdiğinde bir şeyler çok ani oluyor. Para piyasaları değişiyor. Baharani'ye geçmesiyle beraber özellikle 2021'in sonbaharı ile birlikte, 2020'nin sonbaharı ile beraber, 2020'nin yaz aylarının bitimi sonbaharı ile beraber Uranüs, Baharani dediğimiz bir takım yıldıza geçecek. Manası da şu, para piyasaları değişiyor. Kapitalizm bitiyor. Plüto çok uzun bir zaman boyunca yayda hareket etti. Oğlağa yeni temas etmeye başladı. Eder etmez. Vedik astrolojisinin gerçek değerleri göstermesinin en güzel taraflarından bir tanesi de bu. Daha oraya geçer geçmez, eder etmez, o temasa başlar başlamaz sistemde büyük bir deprem ve sarsıntı başladı. Dolayısıyla daha önce yaydaydı. Kapitalizm çok uzun yıllar seyahat ediyor, çok uzun yıllar kalıyor. Devirleri o yüzden yönetiyor Plüto. Yayda kapitalizmi aktif etti. İşte alımlar, sürekli alım ve tüketim üzerine bir enerjiyi inşa etti. Dolayısıyla bizi daha çok buraya geçtik. Kapitalizmin olabilecek en şaşalı, en ağır, en ağdalı alanlarını yaşadı. Şimdi burası bitiyor. Oğlak kapitalizmin burcu değildir. Oğlak sistemin, mütevazinin, Satürn'ün burcudur. Burada Satürn en az Plüto kadar aktif olduğu, iyi bildiği bir alanda yeniden bir inşaata geçecek. Şimdi bunun en büyük işaretlerinden, kapitalizmin artık bitmeye başladığı ile ilgili en büyük işaretlerinden bir tanesine, öncelikle biraz maddeden ayrılıp manadan da baktığımızda mesele, evet, Çin'de başladı ama İtalya'da çok alevli bir hale geldi, alevli bir hale dönüştü ve İtalya'nın zengin kesiminde oldu bu. Yani kuzey bölümünde oldu. Güney kısmı İtalya'nın daha işte Napoli'nin vesairenin bulduğu biraz daha mütevazi bölümüdür. Ama modanın merkezi, dünya moda, dünya tasarımının aslında markanın, kapitalizmin, alımların bir çantaya, bir kıyafete, işte sadece bilmem ne markası taşıdığı için milyonlarca doların, liranın, bilmem nenin, şunun bunun döküldüğü o şaşanın bulunduğu bölümde başladı. Enteresan bir biçimde. Bunun arkasında bir sürü sosyolojik neden var.
O işte markaların üretilmesi için Çinlilerin burada arkada çok çalışıyor olması, Çinli işçilerin çok çalışıyor olması, onların bayram tatillerine gitmiş olması, bayram tatillerinden döndükten sonra bu işin patlamış olması, moda dünya moda fuarının iptal edilmemiş olması, bu kadar dikkate değer görülmemiş olması. Bir sürü neden var bunların arkasında ama kapitalizmin merkezinde önemli bir dönüşüm oldu. Dünyanın moda ve marka alanında hem giyimde hem işte aksesuarda bir sürü noktada İtalya'da oldu. Burada biraz maddenin arkasındaki manaya da bakmak gerekiyor. Ve bunu sakın bir ceza ödül sistemi gibi algılamayın. Sistem böyle çalışmıyor çünkü. Sistem böyle çalışmaz. Bizler bir dönüşümü dönüştürmek zorundayız. Değişmeyen, evrenin başından sonuna kadar devam edecek. Dünyanın kuruluşundan bitimine kadar devam edecek. Tek kural değişmeyen şeyin değişim olduğudur. Değişim sürekli değişmeyen en önemli kurallardan biridir. Evren sürekli dönüşüm içindedir. Biz kısa hayatlarımız içerisinde yukarıdan bakmayı bilmediğimiz için şu anda 2020'nin başına işte çok fazla şeyin geldiği bir dönem olduğunu, her şeyin burada olduğunu, 2020 bitince her şeyin düzeleceğini sanıyoruz. Hayır, bir sistem değişiyor. Güzel bir biçimde değişiyor. Çünkü değişmesi gereken şeyler değişiyor. Eskileşmiş ve köhneleşmiş her şey değişiyor. AB artık yıkılacak. İşte Birleşmiş Milletler eski ve işe yaramayan köhne sistemler çünkü bunlar. Hiçbir işe yaramayan köhne sistemler. Sadece belli noktaların, belli insanların, belli grupların, belli ülkelerin belki de dünyayı kontrol etmek adına tuttukları gerçek amaçlarından çıkmış ve ayrılmış sistemlerden bahsediyorum. Avrupa Birliği, AB, Birleşmiş Milletler, ilk aklıma gelenler bunlar. Bunlar yıkılıyor. Bunlar enteresan bir şekilde yıkılıyor. 2020'nin başında bunları bahsettiğimde hani bunlar hatta işte bir röportajım vardı Milliyet Gazetesi'nde. Orada da anlatmıştım. Yıkılıyor. Nasıl yıkılıyor? İtalya'nın başına bütün bunlar gelirken yardım istedi. Hiç kimse yardım etmedi. Avrupa'dan tek bir ülkeden İtalya'ya bir yardım gelmedi. Maske istedi, işte buradaki en büyük sorunu oydu. Nefesle ilgili o işte oksijen şeylerine, aletlerine, tüplerine vesaireye belki ihtiyaç vardı. Özel işte aletlere ihtiyaç vardı. Ellerinde olmasına rağmen yardım etmediler. Birincisi kültürlerinde bu yok. İkincisi bizim de başımıza her an gelebilir korkusu içerisinde. Herkes yalnızlaşmaya döndü. 2 yıldır kızıma ve arkadaşlarına, işte bana işte yurt dışına gitmek istediğini, bununla ilgili şartlarını çok zorlayan arkadaşlarına 2 yıldır yakın çevreme sürekli şunu anlatıyorum. Bir şekilde dünya öyle bir dönüşüme gidiyor ki herkes kendi sınırları içinde kalmak zorunda kalacak. Eskiden olduğu gibi. Eskiden nasılmış? Bir kaleden çıkılırmış, öbür kalenin kapısına gelinirmiş, ticaret yapılırmış, ne alınacak, ne satılacaksa yapılırmış. Geri herkes akşam olunca ya da işte belli bir günün sonunda kendi kalesine dönermiş, içeri de alınmazmış. Niye? Bu salgınlar yüzünden. Herkesin kapasitesi kendi içinde tutuluyormuş. Başa dönüyoruz. Sistem yıkılıyor ve en başa bizi döndürüyor. Eski olana, doğru olana. İşte kolonyanın kıymetini bildik. Türkler bunu çok uzun yıllardır kullanıyor. Benim yaşımda olanlar bilirler, bizim çocukluğumuz böyle geçti. Yani içeri girersiniz, Bismillah, elinize kolonya dökülür. Bir kalkmıştı. En baştan hatırlıyoruz. Tüm bunlara geri dönüyoruz. Bu dönüşler geri başladı. Ve buradan baktığımızda korkutucu gibi duruyor değil, bir şey dönüşüyor. Ve bu dönüşüme korkmadan, endişe etmeden, sakince, anlayarak, içindeki manayı fark ederek anlamak, bütünden bakmak ve bunu fark etmek zorundayız. Çünkü biz istesek de, istemesek de, korksak da, korkmasak da sistemler değişiyor. Dünya para piyasaları değişiyor. Gelenekler değişiyor. En başa geri dönüyoruz. Unuttuğumuz birçok şeyi hatırlamak zorunda kalacağız. Güzel bir şekilde olacak bu. Kötü bir tarafı yok. Ama unutmayın ki Satürn ve Pluto kavuşumları özellikle kıyam demektir. Yani dik durmak, büyük bir dönüşümden uyanmak anlamına gelir. Kıyamın belki de gökyüzündeki en büyük karşılıklarından bir tanesidir bu ikisi. Peki korona. Korona ne durumda? Ne olacak? Nereye gidecek? Gökyüzü açısından bunu nasıl anlatabiliriz? Tabii ki ben sağlık uzmanı da değilim, ekonomist de değilim. Size bunu ancak gökyüzü açısından anlatabilirim. Maddeyi, gökyüzünü ve manayı birleştirerek anlatmaya çalışacağım. Çünkü işin mana tarafında çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Buradan baktığımızda
koronanın anlamını ilk etapta inceledim. Bunu Instagram'daki sayfamda yazdım hatta. Zaman zaman, bazen burada video çekmeye yetiştiremiyorum. Instagram'daki sayfamda da, Facebook ve Instagram'daki sayfalarımda da yazılar yazıyorum. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Oradan da bulabilirsiniz. Her zaman çünkü video çekmek, koymak hani biraz daha zaman alabiliyor. Hızlı bir şekilde yapmak istediğimde oradan da okuyabilirsiniz. Bunu yazdım. Korona kelimesini araştırdım. Nedir bu diye. Korona öncelikle eski, antik, biraz da unutulmuş anlamına geliyor. İspanyolca'da kullanılan bir kelime. Manası da gücü tek elde tutma, taç anlamına geliyor. İlginç. Aynı zamanda güneş ve ayın etrafındaki ışık haresi demek. Özellikle tutulma sırasında, ay ve güneş tutulmaları sırasında, ayın güneşin önüne geçtiğinde o karanlık noktada, güneşin etrafındaki o böyle bir hani hep seyrederiz tutulmalar olduğunda. Bu arada seyretmeyin pek. O ışık haresini de anlatıyor. Işık haresi taç anlamında da kullanılıyor. Taç nedir? Taç, gücü tek elde tutan krallıkların ve benzer kibrin aslında sembolüdür. Dolayısıyla burada manada bize anlatılmaya çalışılan önemli noktalar var. Kibrinden uzaklaştırıyor. Çin'de koronanın çıktığı yer, İtalya'da yayıldığı yer, dünyanın Çin'de de koronanın çıktığı yer gayet zengin, güçlü ve dünyanın önemli merkezlerinden bir tanesi. Çin hani fakir bir ülke değil zaten artık. İtalya'da zaten kuzey bölümünde, Milano'da ve Roma'da vesairede hani en zengin ve cafcaflı kısımda çıktı. Demek ki burada bize neyi anlatıyor? Gücün, paran beş para etmiyor. Dolayısıyla ne olursa ol, zengin, fakir, bunun bir anlamı yok. Evrensel bakış açısından bir anlamı yok. Kibrini bırak ve hayata daha kibirsiz, daha akıllıca, daha manadan bakmaya çalışıyor. Birinci noktası bu. İkinci de ne yapıyoruz? Sürekli temizleniyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz. Hijyeni anladık. Biz biliyorduk zaten Türk milleti, Türk kadını temizdir. Bizim evlerimiz temizdir. Evet, sokaklarımızda biraz sıkıntı olabilir ama bizim evlerimiz temizdir. Ama buradaki mana başka. Herkesi temizlenmeye zorluyor. Temizlik, hijyen, tüm bağlı, arınmayla bağlantılı bir noktası var. Dolayısıyla arınmamız gerekiyor. Bunu sadece ellerinizle yapmayın. İçinizi de arındırmaya çalışın. Çünkü önümüzde değişimin, dönüşümün kuvvetli geldiği, istesek de istemesek de buna ayak uydurmak zorunda kalacağımız çok özel bir dönem var. İçinizi de arındırın. Yaptığınız tüm ibadetlerinizi gönülden, anlayarak, kalpten ve kendi frekansınızı yükseltmeye çalışarak yapmaya çalışın. Namaz kılıyorsanız hicret ederek yapın o namazı. Miraca çıkıyormuş gibi yapın. Meditasyon yapıyorsanız gerçekten Buda'yla irtibat kuruyormuş gibi yapın. Yoganızı yapıyorsanız gerçekten onu anlayarak yapmaya çalışın. Evlere kapanmaya doğru gidiyoruz. Kendi alanlarımıza çekiliyoruz. Bizi düşünmeye, anlamaya, sınırlardan kendi içimize sokmaya zorluyor. Çünkü sınırsız değilsin diyor. Sınırların var. Haddini bilmedin. Doğayı, evreni, her şeyi. Bu dünyayı çok hoyratça kullandın. Hayvanları katlettin. Başka bir dünya sisteminde olmayan hayvan ve bitki örtüsüne sahipti bu dünya. Bunu her 33 yılda bir hatırlatıyor. Her 33 yılda bir Pluto, Satürn kavuşuyor ve bize kendini topla, resetle diyor. Dolayısıyla bu sefer bunu yapmak zorundayız. İçimizde bireysel olarak da yapmak zorundayız. Bunu bize ayrıştırarak yapıyor. Yani bireyde, anda kendimize kalarak yapmaya çalıştırıyor. O yüzden burada manayı iyi anlamanız lazım. Burada hani kaldık, sıkıldık, sorumlulukları bilmemiz gerekiyor. Sorumluluklarımızı çok iyi anlamamız lazım. Ciddiye almamız gerekiyor ama korkmadan. Sorumluluklarımızı bilerek, tedbirlerimizi düzgün şekilde yaparak, oğlak disipliniyle yapmamız lazım. En başta ne anlatmıştık 2020'den bahsederken? Sürekli neyi anlatıyorduk? Neden bahsediyordum? Disiplin senesi, zayıflık senesi değil, mızmızlanma senesi değil, bir şeyi dirayetle karşılama, güçlü durma senesi, zayıfların kaldırabileceği bir yıl değil. Çünkü Satürn oğlakta olabilecek en güçlü noktasında. Biraz da bu şekilde bakmamız gerekiyor. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi de hem sınırlarımızı bilmek, hem ruhumuzu, ellerimiz ve bedenimiz kadar ruhumuzu ve iç dinamiklerimizi, kendimizi de arındırmamız, şapkamızı önümüze koyup bunları yapmamız. Tüm bunları yaparken korkuyu bırakmak gerekiyor.
tedbire geçmek gerekiyor. Sizi sürekli korkutmaya çalışacaklar. Bir sürü şey yazılacak, çizilecek. Önümüzdeki dönemde spekülatif çok haberler çıkacak. İtibar etmeyin. Akıl ve mantıktan, yani Satürn enerjisinden ayrılmamak gerekiyor. Duygusal davranmadan, sorumluluklarımızı bilerek, tedbirleri elden bırakmadan artık daha bu anlamda daha güçlü, daha akıllıca hareket ederek idare etmemiz lazım. Çünkü bu süreç kısa değil. En erken Mayıs'ın ortasına kadar sürecek toparlanması, ama Mayıs'ın ortalarını, Mayıs'ın sonlarını bulabilir. Peki tüm bu süreç, hem Satürn Pluto kavuşumu hem bu koronanın bahane olmasıyla, aslında burada bir sistemin kapanma etkisi var, bize neyi anlatıyor? Kapitalizm bitiyor diye anlatmıştım. Bunun ilk işaretleri var. Ağır ağdalı sistemler, AB, işte şey, Alfa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi işe yaramaz bir türlü sistemin artık şartelinin inmeye başladığı dönem. Şimdi bu iş bitsin, bu sakinleşsin. İtalya başta olmak üzere ben niye Avrupa Birliği'nin içindeyim diye konuşmaya ve söylenmeye başlayacak. Çünkü hiçbir şekilde bir yardım alamıyorsun. Sadece bir şeyi, birileri seni daha iyi kontrol etsin diye bir parçası oluyorsun. Muhtemelen, ki bundan eminim, bunun sorgulamaları başlayacak ve Avrupa Birliği denen şey de tekrar bir çatırtı başlayacak. Sen özgürdün güya. Hani o Schengen vizesiyle bir şehirden öbürüne, bir ülkeden öbürüne çok rahat gidiyordun ya, şimdi bu elinden alındı. Artık bunun bir önemi kalmadı. Bütün bu sisteme bu açıdan bakın. Bu açıdan değerlendirmeye çalışın. Dolayısıyla senin kendini özel tutmaya çalışın. İşte Avrupa Birliği, Amerika için de çok zor bir dönem geliyor bu arada. Amerika'nın sadasaksı başladı. Amerika'nın şişmiş o hani ekonomik güzellikleri, hiçbir şey olmaz, çok güçlü bir ekonomisi var denen şeyi önümüzdeki bir yıllık dönem içerisinde, fazla değil, bir iki yıl içerisinde nasıl tepe taklak olmaya başladığını hayretler içinde izleyeceğiz. Ve bu tabii bütün dünyaya sirayet edecek önemli bir adımın domino taşında etkisini başlatmış olacak. Sağlık sistemleri değişiyor. Biz şunu çok iyi anladık ki dünyanın herhangi bir yerinde korkunç sağlık sistemi var. Yani şu anda Amerika'da, Avrupa'nın birçok ülkesinde sağlık sistemleri aslında çökmüş durumda. Bunların yeniden ele alınması gerekiyor. Yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Amerika'da, Çin'de, Hindistan'da ya da işte belki Afrika'da, Avrupa'nın herhangi bir yerinde olan herhangi bir şey, ya bana ne diyeceğim halden çıkmış, biz bunu deneyimledik. Orası bizi de etkiliyor. Her şey birbirini etkiliyor. Dolayısıyla bir dünya bütünlüğüne, dünyanın aslında birlikte hareket etmesi gerektiğini bize çok zor bir biçimde öğretiyor. Burada almamız gereken önemli derslerden biri bu. Bunu efendi öğrenmek durumunda kalacağız gibi görünüyor önümüzdeki 2 yıllık süreçte. Bizler değil tabii, sistemi yaratanlar kimse, bunlar da öğrenmek zorunda kalacaklar. Para piyasaları değişiyor diye bahsetmiştik. Bazı ülkelerin işi çok zor. İtalyan haritasına baktım. Bununla ilgili sorular gelmişti. İtalyan haritasında işler iyi gitmiyor. Kanda Kasati dediğimiz, bunu çeşitli videolarla döngünün başında anlatmıştım. Kanda Kasati dediğimiz özel bir süreç geçiriyor İtalya. İşi zor. Toparlanması, yeniden ekonomik olarak da düzeltmesi çok kolay olmayacak. Ama birlik içerisinde yardımlaşmayla hepsi olur. Her şey olur. Hep birlikte dünya vatandaşı olduğumuzu, bir yerde bir şey başladığında kelebek etkisi gibi diğerlerin de bundan etkilendiği bilinciyle hareket edersek her şey de düzelir. Kesinlikle umutsuz bir şey yok. Değişimin ve dönüşümün getirdiği, yeniden yapılanmanın getirdiği argümanların iyi okunması ve buradan iyi deneyimler alınması şartıyla. Fransa Sadasati de işi zor. Fransa'ya bir atlama yapabilir bu nedenle. Amerika Sadasati sürecini yaşıyor. Onun da işi çok zor açıkçası. Amerika'nın bu şaşalı vesaire görüntüsünün arkasında özellikle 2022 ile başlayan, şimdi bunun ilk sinyalleri gelecek ama 2022 ile başlayan piyasaları, ekonomik düzeni açısından çok büyük bir zorluğu var. 2023 ile 26 arasında eyaletler ayrılabilir Amerika'da. Orada parçalanma başlayacak zaten. Roma İmparatorluğu'nun çöküşü gibi Amerika'da kendi çöküş döngüsünü yavaş yavaş yaşamaya başlıyor, ayrışıyor. Dünyanın genel kuralları içerisinden bir tanesini yaşıyor ve Pluto Satürn de buna sadece vesile. Her 33 yılda bir bu döngüleri bize hatırlatmış, artık bunu görmemiz, doğru şekilde okumamız gerekiyor. Sadece yapacağımız bu. Peki yakın dönemde 21 Mart'la beraber hassas bir döneme giriyor dünya açısından da.
bu süreç ülkemiz açısından da. Çünkü 21 Mart'la hemen önümüzdeki kısa bir süreçle birlikte Mars 29 dereceye, Satürn ve Plüton'un 29 dereceye ulaşıyor. Bu riskli bir derecedir. Yaydan çıkacak, Oğlak da Satürn ve Plüto'ya eşlik etmeye başlayacak. Dolayısıyla bu tarih çok hassas. 21 Mart civarı çok hassas. 23 Mart'ta bir yeni ay var. Yeni ay metabolizmanın zaten düştüğü dönemleri anlatır. Yani yeni ay döngülerinde bizim metabolik dengelerimiz düşer, zayıflarız, daha hastalıklara, hassasiyetlere açık hale geliriz, dinlenmeye dönük olmamız gerekir. Lütfen, çok rica ediyorum bu nedenle, özellikle 22 Mart'tan itibaren, bu döngü 21 Mart'ta başlıyor ama 22 Mart, 23 Mart, 24, 25 Mart daha aktif olmak üzere kesinlikle yorulmayın. Evden çıkmamaya çalışın. Mümkün olduğu kadar kendi alanlarınızda olmaya çalışın. Kalabalıklara girmemeye çalışın. Bedeninizi yormayın. Dinlenerek bu süreci geçirin. Zaten böyle bir salgın eğilim içinde ister istemez bu ülkemizi de yani hiç etkilemeyecek demek. Şu anda zaten mucize bir şekilde korunuyoruz. Yani bu videoyu çektiğimde şu anda 47 kişi bildirilmişti virüsle teması olduğu bilinen. Böyle bir açıklama yapılmıştı. Hani sayıyı bilemiyorum siz bu videoyu izlemeye başladığınızda hangi orana ulaşacağını ama çok korkutucu bir rakama geleceğini ayrıca hiç düşünmüyorum. Yani bir İtalya'ya dönme ihtimalimiz benim gözümle yok. Ben öyle bir okuma yapmadım, görmedim ama tedbirli olmamız koşuluyla çok tedbirli olmamız gerekiyor. Daha sakin bu tedbir içerisinde de bu anlattığım konuları iyi düşünüp iyi dönüştürmemiz, iyi fark etmemiz gerekiyor. Farkındalık yoksa bu süreç bir acıdan başka hiçbir şeye yaramaz. Bir sıkıntıdan başka hiçbir geri dönüşü olmaz. Bunu fark etmek, bu okumayla ruhsal olarak da bize ne anlattığını iyi görmek gerekiyor. Bu anlamda 23 Mart'la birlikte başlayan dönem biraz riskli. 22-23 Mart'la birlikte başlayan dönem. Çünkü yeni ay döngüsü ayın karanlık fazıdır. Burada zaten negatif enerjinin ki virüs de bir negatif enerjidir, öyle ya da böyle bir şeydir, üreyen bir şeydir. Bunların işte üreme noktalarını yeni ay döngüleri biraz arttırır. 7 ve 8 Nisan'a kadar sürecek hassas bir dönem var. En hani bizim ülkemiz açısından en hassas dönem burası. 7-8 Nisan'la beraber bir dolunay etkisi var. Burada meselenin artık oturması, hani ülkemizdeki süreci kontrol edilebilirlik noktalarında oturmasını bekliyorum. Bu noktada bir daha söyleyeyim. En kritik döngü 21 Mart ile 2 Nisan arasında, yani özellikle Mart'ın son haftasına biraz daha sorumluluk sahibi, tedbirli, daha dikkatli geçirmemizde son derece fayda var. Şunu da hiç unutmayın. Türkiye'nin haritasında evrensel karmik üçgen var. Çok az ülkenin doğum haritasına nasip olur. Dolayısıyla korunan bir milletiz. Ama bunu iyi idrak etmemiz, iyi anlamamız ve bunun kıymetini de çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü evrensel döngüler kıymet bilmeyeni sevmiyorlar. Alma verme dengesi çok önemlidir. Sana bir şey veriyorum ve hani sen bunun karşılığında ne yapıyorsun? Dengesi çok önemlidir. Dolayısıyla bir İtalya'ya dönüşme ihtimalimizi düşük görüyorum. İtalya orada çok da başka sıkıntılar yaşadı. Tecrübesizlikle ilgili sıkıntılar da yaşadı. En baştan anlattığım bazı nedenler de vardı. Ama kesinlikle dikkatli de olmamız gerekiyor. Şöyle bir durum da var. Risklerden biri de şu, ikinci bir risk dalgası da şurada. 22 Nisan'da Rahu takım yıldız değiştirecek. Bunun öncesinde 8 Nisan ile 20 Nisan arası Türkiye'nin doğum anındaki ayının halkı temsil eder ülkeler astrolojisinde. Ayının tam üstünde aynı dereceden hareket edecek. Genelde Rahu ay kavuşumları korkularla bağlantılıdır. Korkular, biraz panik vesaire verir. Yükselen olması da hem sağlıkla bağlantılı, yükselenin üzerinde, Türkiye haritasının yükselenin üzerinde olacak. Sağlıkla da bağlantılıdır. Dolayısıyla biraz da burada çok dikkat etmek gerekiyor. 8 Nisan'la 20 Nisan arasında. Bu durumun, bu salgın sürecinin Mayıs'ın ortalarına doğru kontrol altına alınacağını, en geç yaz aylarında da bir şekilde aşısının çıkacağını düşünüyorum. Ama önümüzdeki 2 yıllık dönemde salgınlarla ilgili bu biter başka bir şey başlayabilir. Hani süreç tamamen bununla bitecektir demek çok kolay değil. Sizi sürekli endişe içinde tutmaya çalışan, sizi sürekli korkutan, bu mesajları vermeye çalışan enerjiden, insanlardan uzak durun. Ama bunu yaparken tedbiri elden bırakmayın. Çünkü İtalya'nın bu hale gelmesinin en büyük nedeni paniktir.
Panik de buna çok neden oldu. Bilinçsiz bir panik. Dolayısıyla ne panikte kalmamız gerekiyor ne de sorumluluklarımızdan kaçmamız gerekiyor. Özellikle verdiğim tarih aralıkları bu anlamda 23 Mart, yani Mart'ın son haftası, 8 Nisan ile 20 Nisan arası bilhassa daha fazla dikkat etmemiz gereken, bir parça daha tedbirlerimizi daha çok arttırmamız gereken, ama bunları yaparken de arkasındaki döngüleri de iyi ölçümlememiz gereken bir süreç var. Atlatacağımızı düşünüyorum ama akılla, Satürn Oğlak'ta ve Pluto ile bunu bize söylüyor, mantıkla, iyi kararlılıkla, disiplinle, duygusal davranmadan ve biraz kendimizle kalıp temizliğin, arınmanın ruhsal taraflarını da iyi fark edip içsel de arınmaya çok önem vererek bu süreci çok daha kolay geçireceğimizi düşünüyorum. Sağlık personeline, tüm kalbimle, kendi adıma ve sizlerin vesilesiyle, sizlerin gıyabında teşekkür etmek istiyorum. İşleri çok zor. Bütün dünyada, hem ülkemizde hem bütün dünyada, ama ülkemizde de daha şimdiden onlara teşekkür ederim. Allah yardımcıları olsun. Allah güç ve kuvvet versin hepsine, tüm sağlık personeline. Çünkü tüm bu süreçlerde bizler evlerimizde dinlenme şansına, bir şekilde hayatlarımızı buna göre organize edip şansına öyle ya da böyle sahipken, onlar tamamen işin cephesindeler, önündeler. Allah yardımcıları olsun, duamdalar. Hep dua ediyorum. Güzel niyetlerle, güzel enerjiyle, güzel ışıktan ayrılmadan bu süreci yönetebileceğimizi düşünüyorum. Unutmayın ki dünya dönüşüyor, hayat dönüşüyor. Biz o dönüşüme doğru şekilde, doğru frekansta, akıllı bir biçimde uyum sağlarsak, evrenin özellikle sonbaharla beraber dünyanın frekans ayarı değişiyor çünkü. O frekansa çok daha rahat uyum sağlarız. Aksi takdirde işte biraz da dökülmelerin, bu yaşanan şeylerin nedeni o. Eski ve yaşlılarla ilgili yaşanmasının maalesef nedenlerinden biri de o. Kabuk değiştirirken yeni tohumlara belki yer açmak adına bu tip bir ayrım mekanizmasını kendi kendine çalıştırdı sistem. Ama tedbirli, akıllı, sağduyudan ayrılmadan da bunu yönetmekte fayda var. Her şey gönlünüzce olacağı. Güzel, sağlıklı, huzur dolu günler diliyorum. Allah ülkemizi, hepimizi, tüm vatandaşlarımızı korusun. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.